Bize bugün ne yapıyorsun Haluk Bey? Lahanalı yumurta. Lahanalı yumurta. Değişik lezzetler. Lahana deyince azıcık kötü oluyor ama. Aslında daha Amerikan varlığı yapabiliriz. Coleslaw'lu. Coleslaw malzemeli. Evet, içinde kırmızı lahana, beyaz lahana ve havuç var. Aslında normalde bunu işte sirke, şeker, mayonezle falan karıştırıp coleslaw yapmak için aldık ama yumurta yapıyoruz sabah. Ya yumurta yeniden iyidir. Yumurta candır. Sen ne yapıyorsun orada sabah sabah? Karavanda Bir Günümüz adlı şey için, video için senin kahvaltı yapmanı çekiyorum. Normalde bu arada kahvaltıyı her sabah ben hazırlıyorum ama bugün sabahleyin Haluk hazırlıyor. Peki. Dün kim yaptı? Dün neydi? Ne yedik biz? Dün yumurtaydı. Ben yapmışım. Sadeli yumurta. Sadeli yumurtanın sade kısımlarını sen yapmış olabilirsin, evet. Evet. Neyse. O biraz kendinden geçsin. Şöyle suyunu salsın. Ondan sonra yumurta koyacağım. Evet, böylece izleyicilerimize de lahanalı yumurta nasıl, pardon, coleslawlı yumurta nasıl yapılır tarifini vermiş oluyoruz. Hayatlarını yememişlerdir muhtemelen ama biz yumurtayı her şeyle yiyebiliriz. Güzel oluyor. Evet evet, biz brokoli yumurta da yapıyoruz, ıspanaklı yumurta da yapıyoruz. Sabah kahvaltıda ne sebze kaldıysa dolapta onunla yumurta yapabiliriz. Ya, bir sıkıntı yok. Kendinden geçtiler mi? Kendinden geçtiler de sen de hepsini video mu çekeceksin? Evet. peki. Burada coleslawlı yumurta tarifi vereceğiz herhalde arkadaşlara. Ama yine bizi gösteriyor. Evinde olmuş gibi çektim. Allah Allah. Benim börek tariflerim, kek tariflerim verirken ne oluyordu? Çok heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Yumurtalar şurada şeyin içinde de. Evet. Türkiye'de olmayan ve herkesin çok sevdiği bulaşık sepeti. Evet, bulaşık sepetinin içinde. Evet, herkes bu bulaşık sepetini çok sevdi. Türkiye'ye getirsene diyorlar. Yani bulaşık sepetini Türkiye'ye getirmek garip geliyor ama belki de getirebiliriz. Bilmiyorum. Bence üreticilere söylemek lazım. Yani muhtemelen Türkiye'de bile yapılıyor olabilir. Türkiye'de plastik üreticisi var. Niye onu yapmıyorlar ki? Evet, dün de mesela bir tane bıçaklık aldık Türkiye'deki karavanımızın içine koymak için. Onu şimdi gösteremeyeceğim. O da niye Türkiye'de de yapılmıyor ki? Enteresan bir durum. Aslında çok basit şeyler. Ama bıçak düşün... Ne diyorlar? Tabak kurutmak için. Evet, tabak kurutmak için de kurutmak. Çok fazla kadaba kuracak yerimiz yok. Evet, doğru. Aslında bir tane daha mı alsaydık acaba ondan ya? Birini kaşıklara kullanıp birini tabak kurutmaya kullanırdık. Kaşıklara niye kullanıyoruz ki? Çünkü kaşıklar Türkiye'deki karavanda şeyde duruyor. Böyle bir tane bezin içinde sarılı duruyorlar. Şıkırdamasınlar yolda giderken diye. Bir tane yumurtayı kırdık. Yalnız burada bir sıkıntımız var. Evet, ateşimiz çok açık. Bizim hatun harla ateşte. Yemek yapmayı çok sevdiğim için. Ya ben sadece ocağı yaktım sana, Allah Allah. Sen ayarla neyi istiyorsan. Hemen. Baharat da istiyor musun? Yok, istemiyorum baharat. Karabiber mesela. Sen sevmiyorsun karabiberi. Ben karabiberi çok seviyorum. Bana sevmiyormuşsun gibi geldi. Hayır, karabiberi çok seviyorum. Bir dakika, biraz karartma yaptık. Buyurun. Karabiber.
Şurada da şey var, sarımsak tuzu var istersen. Sarımsaklı biberli bir şey aldık, ne olduğunu bilmiyorum bak. Lahana ile sarımsak güzel gidebilir. Tamam. Değişik bir biber dökme yöntemi. Olsun. Bunları dikkatli yapmak lazım. Kocaman delikleri var çünkü. Tamam. Karıştırıyoruz. Yumurtaları çok fazla sertleştirmemek lazım. Ama tadı bozmuyoruz. Bana göre bozuyor yani. Bu arada farkında mısınız? Yumurta kabuklarını lavabonun içine attı. Halbuki tam arkasında çöp kutusu var. Çünkü erkekler standart canım. Allah Allah. Ne standartı? Onlar yemek yaparlar. Sonra sen girer mutfağa toplarsın. Yemek yapma süresinden daha uzun bir zaman. Evet. Ondan şikayet. Evet. Ondan şikayet. Şikayet edince topluyor ama. Aferin. Toplayacağız. Allah Allah. Şöyle yapalım. Yine dökmeden başarabilecek miyiz bakalım. Başardım. Açık mı suyumuz? Hayır. Açıkmış. Hadi ya. Çok fazla harcama, çok az kaldı. Depo boşalıyor. Tamam, yeter o kadar. Oho, ben o kadar süre bulaşık yıkardım. Şaka, o kadar da pis değiliz ha, ciddiye almayın. Tamam, biraz pis olabiliriz ama o kadar değiliz. Neyse, şu elimizi de koyalım. Piştiler mi? Çaydanlığım ötüyor. Ötüyor, çaydanlığını sen istiyor. Çaydanlığım ötüyor, dur bir dakika şimdi. Şöyle yapıyoruz. Türkiye'den getirdiğimiz Lipton'lardan 2 tane demlik poşet alıyoruz. 2 tane yetiyor. Bunu da kısıyoruz tabii ki altı. Hatta kapatabilirsin. Sonuçta demlenme mantığında kullanacağımız için. Peki, kapatalım. Öten çaydanlık. Şimdi artık evet. Şimdi size şey gösterebilirim. Sen hadi bekle. Yeni aldınız. Türkiye'ye getirmek üzere. Sen aldınız. Ha. Tamam, bekliyorum. Burada yumurta pişti. Bakalım nasıl olmuş. İşte lahanalı yumurtanın görüntüsü böyle bir şey. Lahanalı yumurtaya baktık biz de sen yokken. Bu da evet. Şöyle bir şey. Masanın üstüne koy bakalım. Tabakları koyunca arasında duracak mı? Deneyelim. Durar. Sence durarsa. Hangi şey ben bilmiyorum ama. Tabaklar orta çekmecede. Ekmeği de çıkarabilirsin. Hazır el atmışken orada. Her taraftan önce çıkabilir. Çıkabilir. Burası karavan, normal hayat. Ortadakileri alabilirsin. Önce bunu alalım. Bu siyah şeyler ne diyebilirsiniz? O evinde kaldığımız arkadaşımız Linda Orlando Healthcare Foundation'da çalışıyordu. Onlar böyle kaydırmaz bir şeyler yapmışlar, tabak altı gibi. Onlardan bana kocaman bir demet verdi. Coaster, onlar coaster deniyor. Ben Türkçe, İngilizce bilmiyorum. Çok da efektif değilmiş kaşıkçı. Değil gibi. Ama şöyle olabilir bundan sonra. Duruyor işte. Karavanda şöyle duracağı için. Evet, şöyle koyabiliriz. Evet. Böyle koyup sularını süzdürebiliriz. Aslında bunlar şey için yapılmış, bir saniye. Evet, açıldı. Hangi bıçaklar için? Kaşıklar için falan da olabilir. Mesela şunları şöyle koymak için.
genelde bıçak için koyuyorum. Bıçağımız şurada. Kocaman bıçağımız. Aman Allah'ım. İşte. Şöyle. Ya onlar bıçak için yapmışlar evet ama biz her şey için kullanabiliriz. Ben şeyde karavanda kaşık çatalları her bir arasına koymayı düşünüyorum. Zaten yeteri kadar var galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ara mı var? 11 ara var galiba. Zaten bizim 2 büyük 2 küçük kaşığımız 8. 2 büyük 2 küçük çatalımız 4, 8 tane oldu. Tamam yeter bıçaklarla beraber. Çünkü böyle bir şeye niye ihtiyacınız var diyeceksiniz. Var çünkü karavanda çekmecede durduğu zaman çatal kaşıklar yolda giderken şıkır 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 ses çıkartıyorlar. Evet. İşte kahvaltı soframız. Neler var? Hindi göğsü. İki ya üç değişik çeşit peynir. Field Agent'dan kazandığımız peynirler. Evet. Bir tane de bu neydi feta mıydı? Krem peynir. Krem peynir. Nasıl krem peynirse. Ama tadı güzel. Evet. Sıkıntı yok. Favorim. Skippy. Pardon Jiffy'miş. Jiffy crunchy fıstık ezmesi. O da benim favorim. Üzüm jölesi. Reçeli. Jölesi. Peki jölesi. Ve yaptığımız lahanalı yumurta. Tamam. Telefon, ekmek. Ve çaylarımız. SS'li kupalarımız. Evet. Ya gerçi biz söylemiyoruz ama kanalımızı beğendiyseniz çan işaretine basarak yeni videolarda haberde olabilirsiniz. Ve ne diyorsun? Ne? Abone olmayı unutmayınız. Ama zaten onun cevabı ki eğer çan işaretine basarlarsa abone gelecek. Ha peki. Ya. Peki tamam oldu. İkisi bir arada. Tamam peki. Bay, zahmet olsun.